Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. Bir Shingeki no Kyojin veya Attack on Titan videosuna daha hoş geldiniz. Spoiler arasını baştan yapayım. Bu videoda hikayeyi bitirmemiş kişiler için spoiler bulunmakta. Şu an 4. sezonun 2. parti yayınlanıyor ve eğer mangayı tamamen okumadıysanız, hikayenin sürprizi karşısını istemiyorsanız, hikayeyi bitirdikten sonra gelmenizi tavsiye ederim. Ama yok ben ilerlemeye devam ederim diyorsanız da izlemekte özgürsünüz. Konuya geçmeden önce Attack on Titan'daki gerçek düşmanın kim olduğunu, ne olduğunu konuştuğumuz videoyu da öneriyorum. Çünkü o konu bu videoda konuşacaklarımızla direkt bağlantılı ve orada detaylı konuştuğumuz için burada onu yüzeysel ele alacağım. Peki o zaman bunu da söylediğime göre konuya dalalım. Part 1. Perspektif ve bağlamla değişen konseptler. Attack on Titan'ın en merkezi teması savaş, gerçek düşman, travma veya ihanet değil. Bu hikayenin en merkezi teması anlayış ve anlayışın ne kadar zor olduğu. Yazar tüm hikayeyi resmen anlayışın zorluğunu anlatmak üzerine kurgulamış. Hikayenin başından itibaren okurları, izleyenleri, karakterlerin çıktığı anlayış yolculuğuna dahil etmeyi amaçlamış. Hikayede işlediği tematik prensipleri bağlam değiştiğinde tekrar sunup doğruluğunu irdelemiş. Daha basit bir şekilde söylersem, Serinin başında belli bağlamlarda ortaya attığı fikirleri bağlam değiştikten sonra tekrar sunarak bu fikrin özü hakkında bir şeyler söylemek istemiş. Örneklere bakarak bunu çok daha güzel şekilde ele alabiliriz. Hikayenin başında Eren annesinin bir dev tarafından yenildiğini gördü. İkinci bölümde içinde bulunduğu bu öfke halinde o hayvanların hepsini öldüreceğim dedi. İzleyici okuyucu olarak biz de orada onun yanındaydık. Annesinin ölümüne biz de üzülüyorduk ve o hayvanların hepsini öldüreceğim sözlerini doğru buluyorduk. Ancak yazar aynı fikri tekrar sundu, hem de rambling sırasında, hem de aynı kelimelerle. Eren'in o hayvanların hepsini öldüreceğim dediği şeyler artık Paradis Adası'nın dışındaki insanlığı kastediyordu. Bağlamı değiştirerek aynı fikre dönen yazar bu fikrin özünün yanlış olduğunu anlattı. Artık aynı duygularla gözümüz perdelenmediği için aynı fikirde değildik. Zaten baştan beri bu prensibe uymamamız gerektiğini anlattı. Özellikle ikinci bölümdeki Eren ve izleyicinin içerisinde bulunduğu durum yani neredeyse hiçbir şey bilmediğin bir durumda o hayvanların hepsini öldüreceğim demenin yanlış olduğunu anlattı. Bilgisiz bir şekilde körü körüne karşıdaki bir grup varlığın hepsini öldüreceğini söylemenin soykırımsal bir düşünce olduğunu nasıl görmedik? Ve perspektifi değiştirerek, bağlamı değiştirerek tekrar sunduğu tek düşünce bu da değil. İkinci sezonda Historia ve Ymir'in hikayesini aldık. Fandom'un büyük çoğunluğu bu iki karakterin aynı olduğunu, birbirine ayna tuttuğunu düşünüyor. Ancak durum böyle değil. Bu iki karakter birbirinin zıttı. Burada bir paralellik değil, ters paralellik alıyoruz. Ymir, başkalarına umut olacak bir pozisyona koyuldu ve insanlara yardım etmekten memnundu. Yakalandıklarında diğerlerini düşünerek tüm suçu üstüne almak istedi. Başkaları için yaşadı. Hayatta ikinci bir şans aldım diye sunduğu tekrar insana dönüşmesiyle beraber farklı bir hayat yaşamaya karar verdi. Bencil bir hayat. Artık kendisi için yaşayacaktı. Bunu denedi, ancak fark etti ki özünde diğer insanlara yardım etmeyi seven biriydi. Başkalarına yardım edeceği bir hayat sürmek onun özünde vardı. İşte bencil bir hayat sürmeye çalıştığı, eski hayatında yanlış yaptığını düşündüğü sırada Historia ile tanıştı. Onun kendini hiçe sayarak, hatta ölümüne neden olacaksa bile insanlara yardım ettiğini gördü kendi yaptığı yanlışa düştüğünü sandı ve onu bencil bir hayata, kendi hayatını yaşamaya itmeye çalıştı. Ve Historia özünde zaten bencildi. Çocukken kendini hiçe sayarak diğer insanlara yardım eden orijinal Ymir'in hikayesi anlatılıp onun gibi ol denilmişti. Ve bizim Ymir onu özüne döndürdü. Üçüncü sezonun ilk partında Historia'nın hikayesini aldık. Hayatı boyunca yokluğunu yaşadığı, ulaşmak istediği şeye yani babasının sevgisine kavuşması için yapması istenen şey Kurucu Titan gücünü alıp insanlığı kurtarmasıydı. Yani ona sunulan şeye bakar mısınız? İnsanlığı kurtarmak için bir hamle yap ve hem insanlığa hem de babana yardım edip herkesin sevgisine kavuş. Historia bunu sorguladı ve kurucu Titan'ı alsa dahi insanlığı devlerden kurtaramayabileceğini düşündü. Bu yükü omuzlamak istemedi. Etrafındaki insanlar tarafından tanımlanmak istemedi. Ve kendini düşünerek hareket etti. Eren'in yanına gitti ve kendisini insanlığın düşmanı ilan etti. Gelmiş geçmiş en kötü kız olduğunu söyledi ve hepimiz coştuk. Kendiniz coşmadıysanız bile reaksiyonlara falan bakabilirsiniz. Bizim açımızdan bakınca doğru şeyi yapıyordu. Eren'i kurtarıyor ve onu manipüle eden babasını reddediyordu. Gelmiş geçmiş en kötü kız söylemi de o sırada coştuğu için söylediği gülümseten bir şeydi. En sevdiğimiz karakterlerden biriydi. Korkulacak biri değildi. Ancak yazar bu düşünceye, bu sözlere de tekrar döndü. Eren paradis dışındaki herkesi öldüreceğini söylediğinde Historia buna karşı çıktı. Bunun yanlış olduğunu, o insanların masum olduğunu ve Eren'i durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmazsa kendisiyle yaşayamayacağını söyledi. Ama Eren onu hamile bırakmak istediklerini, çocuğunun ve onun çocuğunun da bu zincire katılarak kurucu titanı nesillerce aktaracaklarını söylediğinde tereddüt etmeye başladı. Yine de insanlara bunu söylemesi gerektiğini, sessiz kalamayacağını söylüyordu. Ta ki Eren ona dünyadaki en kötü kız olduğunu söyleyene kadar. Kendi sözlerini kullanarak ona bencilliğini hatırlattı. Kendini düşünerek ihtimal dahilinde olsa bile insanlığı kurtarmayı reddettiğini hatırlattı. Senden bunu tekrarlamanı istiyorum demiş oldu. Ve gelmiş geçmiş en kötü kız olan Historia paradis dışındaki herkesin öldürüleceğini bile bile hiçbir şey yapmadı. Yani dünyadaki en kötü insan olduğunu söyleyerek bencilce davranıp tüm insanlığı hiçe sayan bir düşüncenin özünde yanlış olduğunu vermiş oldu. İki durumda da aynı sözlerle aynı şeyi yapmasına rağmen ilkinde doğru bulduğumuz şeyi perspektifimiz değişince yanlış bulduk. Yazar baştan beri ilk durumda dahi bunu sorgulamamız gerektiğini anlattı. Aynısını Shinzo Sasageo yani kalplerinizi feda edin düşüncesinde de yaptı. Hikayenin başında bu sözler ve elini kalbinin üstüne koyarak yaptığın hareket her yere yayıldı. Attack on Titan dediğin zaman hikayedeki devlerin kendisi kadar ikonik olan bu hareket de akla geliyordu. Bir de anime geldiğinde o marşlara benzeyen, gaza getiren giriş şarkılarıyla falan pompalandı. Başta insanlığın değerlerin hayatta kalması için söylenen bir sözdü bu. İnsanlığın verdiği bu hayatta kalma savaşında yüce bir amaç için kendini feda etmek anlamına geliyordu. Askerlere kaç kez siz yakılacak odunsunuz, barutsunuz denildi. Hikayedeki karakterler bu sözleri bağırıp düşmanlara saldırdığında biz de onlarla beraber coştuk. Ama 4. sezon geldiğinde aynı söz ve hareketin faşistçe kullanıldığını aldık. Kendilerini diğerlerinden üstün gören bir grup Eldialı'nın aynı propagandayı bu sefer diğer ırklara saldırmak amacıyla kullandığını gördük. Onlar için duvarın dışındakiler insanlıklarını, değerlerini tehdit eden canavarlardı. Canavarlarla girilecek bu savaşta kalplerini feda etmeleri isteniyordu. Aynı sözler hikayenin başındakiyle aynı şekilde kullanılıyor olmasına rağmen yine bağlam, perspektif değiştiği için bunu yanlış bulduk. En başta dahi bu düşünceye kapılmanın yanlış olduğu, kalplerini feda etmenin özünün yanlışlığı anlatıldı. Bireyselliği reddeden bu düşünce, insanlardan görev robotu olmalarını istiyordu. Kalbini feda etmek cümlesi bu yüzden çok güzel seçilmiş. Çünkü canını feda etmekle aynı şey değil bu. İnsanlığını geride bırakman isteniyor. Sevginin sembolü olan kalbi ateşe atman isteniyor. Dördüncü sezonun girişinde bize elinde silah tutan, uygun adım yürüyüş yapan askerler verildi ve hepsi birbirinin aynısıydı. Bireyselliğini kaybetmiş, ölüm robotuna çevrilmiş insanlar. Tarihte de bu hep böyle olmadı mı? Faşist düşünce, düşmanını canavar gibi gösterip girilecek savaşı ölüm kalım savaşı olarak, değerlerin yaşamın korunması olarak sunmadı mı? Belki de karşı taraf hakkında bilgisizken kendi tarafın hakkında üzerine düşünmeden gurur duymak hep yanlıştır. Baştan beri bu düşüncenin sorunlu olduğunu düşünmemiz gerekiyordu. Burada gerçek düşman videosunu izlemenizi tekrar önermem gerekiyor. Çünkü orada konuştuklarımız bu konunun anlaşılması için çok önemli. Bu perspektifi değiştirerek düşüncenin özünün doğruluğunu irdeleme mevzusu daha birçok kez yapıldı. Hepsine bakmayacağız elbette ama kısa bir iki örnek daha verip bu parti kapatalım istiyorum. İkinci sezon finalinde Eren kurucu dev gücünü kullandığında Reiner bunun olabilecek en kötü şey olduğunu düşündü. Neden koordine gücü olabilecek en kötü kişiye gitti? Geri almamız gerek. Eren bu dünyada bu güce sahip olmasını isteyeceğim son kişi şüphesiz ki sensin. Bu sırada Reiner ve Bertold'un tarafı gerçek düşman olarak veriliyordu. Ve düşmanın bu güce sahip olması gereken son kişi olarak gördüğü kişi elbette bizim için olabilecek en iyi kişiydi. Ve bunun sonucunu biliyorsunuz işte. Eren gerçekten de bu güce sahip olması gereken son kişiydi. Ve son olarak perspektif değişmesi demişken 4. sezonun başından bahsetmemek olmazdı. Hikayenin başında aynı takip ettiğimiz karakterler gibi savaşçıları kötücül aldık. Yaptıkları şeylerin mantıklı bir açıklaması olamazdı ve yazar 4. sezonun başında perspektifi değiştirdi. Reiner, Annie ve Berthold'un neler yaşadığını aldık geçmişlerini öğrendik. Yaptıkları şeyler için mantıklı açıklamalar bulduk. Mantıklı olması haklı oldukları anlamına gelmiyor. Hikaye ve yazar bunu söylemiyor. Sadece manyak değiller yani. Sadist değiller. Canavar değiller. Ve karşı tarafı takip ettiğimiz bu sırada bizimkiler saldırdı. Hikayenin birinci bölümünde yaşanan şeyin aynısı yaşandı. Bu insanlara canavar olarak anlatılan paradis şeytanları ortaya çıktı ve çoluk çocuk demeden öldürdüler. Fanların bir kısmı bunu görmeyi reddetti. Bu perspektiften bakmayı reddettiler ve videonun başından beri konuştuğum her şeyi de beraberinde reddetmiş oldular. Bu kişiler, yani perspektifi değiştirip bakmayı reddedenler aynı zamanda Gabi'den nefret etti. Perspektif değiştirip bakamadığı için. Şu sıralarda ortalık biraz duruldu ama manganın bu bölümleri yayınlanırken takip edenler Gabi nefreti'nin büyüklüğünü ve nefret edenlerin birer Gabi olduğunu çok iyi biliyor. Sanırım artık ilk partı kapatabiliriz. Özetle hikaye tematik sorgulamalara gidiyor. Takip eden kişileri hikayedeki karakterlerin konumuna koyarak fikirlerin, düşüncelerin, işlediği temaların özünü irdeliyor. Sadece başkalarının perspektifini değil, bu hikayeyi takip eden geçmişteki senin düşüncelerini de irdeliyor. Aynı durumlara önceden nasıl baktığını görmeni istiyor. İnsanlardaki bu düşüncelere girmeyi sağlayacak güdüleri biliyor ve gereken tuşlara basarak seni istediği yere çekiyor. Ardından bu düşüncenin yanlış olduğunu göstererek Öfkeyle, hissettiğin acıyla, bilgisizlikle, cahillikle veya artık her neyle buna daldıysan bunu yapmaman gerektiğini anlatıyor. Eski yanlışlarını yüzüne çarparak anlayış kazanmanı sağlıyor. Part 2. Keşiftimi ve Özgürlük Bu hikaye ve yazarın işlediği temaları perspektifi değiştirip başka bağlamlarda tekrar ele alarak irdelediğini konuştuk. Ancak bu tema ve düşüncelerin hepsi çürük mü çıktı? Hikayede güzel ve anlamlı olarak verilen ve tekrar ele alındığında hala böyle olan bir prensip var mı? Bu partta Attack on Titan'ın en merkezi temasını, serinin ana mesajını yani keşif timinin prensibini konuşacağız. Bu prensibin değişen her perspektif ve bağlamla daha da kuvvetlendiğini göreceğiz. Ancak değişen perspektif ve bağlamlara geçmeden önce keşif timinin prensibinin ne olduğuna bakmamız lazım. Gerçekten keşif timinin prensibi ne? Keşif timinden biri olmayı, o özgürlüğün kanatlarını takmayı seçtiğinizde bu ne anlama geliyor? Burada bunun ne anlama geldiğine seriyi analiz ederek çıkabilirdik. Ancak buna gerek yok. Çünkü yazar Özgürlüğün Kanatları ismini verdiği 132. manga bölümünde bunu direkt söylüyor. Hange Armin'i keşif timinin 15. komutanı ilan ettiğinde keşif timinin komutanında olması gereken bir özellikten bahsediyor. Anlayış için Anlamak için yılmak bilmeyen bir istek. Buna Armin'den daha iyi uyan biri olmadığını söylüyor ve her şeyi ona bırakıyor. Ve evet, keşiftiminin prensibi anlayış ve önceden baktıklarımızın aksine tekrar ve tekrar iyi olarak sunuluyor. Çünkü anlayış ve anlamaya çalışmak özünde iyi bir şey ve önceden de söylediğim gibi bu sadece keşiftiminin değil bütün hikayenin özünde yatan şey. Ve yazar hikayenin başında bunun en merkezi tema olduğunu saklıyor. Evet bunu da işliyor ama başta işlenen çoğu şeyden sadece biri gibi duruyor. Ne zamanki final yaklaşıyor, tüm resmi elimize alıyoruz, o zaman bütün hikayenin bununla alakalı olduğunu anlıyoruz. Peki yazar birçok şey işleyerek neden bunun gizli kalmasını sağlıyor? Çünkü kendisi bir dahi. Anlayışın ne kadar zor olduğunu, bir sürü farklı görüş olabileceğini ve başkalarının bize anlaşılmaz gelebilecek perspektiflere sahip olabileceğini göstermek istiyor anlayışın zorluğunu ve ne kadar değerli olduğunu anlamamız için bizi öncelikle anlaşılmaz gelecek bir bakış açısının karşısına koyuyor. Hikayenin başlarındaki çatışmanın ortasına atıyor. Bodrum'a girip de gerçeği öğrenmemizden, bakış açısı değişmeden önceki çatışma iki grubun birbirini anlayamamasından kaynaklanıyordu. Anlayışın zorluğundan kaynaklanıyordu. İki taraf birbirini anlamadığında çatışma ve savaş kaçınılmaz oluyor. Arkadaşlar, kardeşler ve birbirini seven kişiler birbirine düşüyor. Kötücül oldukları için veya kökünden farklı oldukları için değil, farklı bakış açılarına sahip oldukları ve karşı tarafı anlamak aşırı zor olduğu için. Ve biz de aynı konumdaydık. Savaşçıların, villainlar, kötücül kişiler olduğunu düşündük. Herhangi bir mantıklı açıklama düşünemedik. Biz de bu cahil bakış açısına sahiptik ve yine hepimiz birer gabiydik. Yazar bu anlattığı temanın gerekli olduğunu, anlayışın doğru olduğunu vermek için Bizi de olaya dahil etmiş oldu. Tabii şimdi dönüp de hikayeye bakınca işlenen her şeyin bir açıdan da anlayışı verdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ama buna geçmeden önce Hancinin sözlerine dönmemiz gerekiyor. Anlayış, anlamak derken ne kastediliyor? Keşif prensibi olan anlayış tam olarak ne anlama geliyor? Keşif baktığımızda prensibi tam olarak görebiliyoruz. Keşif olayı bilgi toplamak üzerine. Adında bile keşfetmek var yani ve sembolü Özgürlüğün Kanatları. Hanci de Özgürlüğün Kanatları bölümünde işin özünün anlayış olduğunu söylüyor. Bir de tabii kılıç taşıyorlar. Yıldırım mızrakları, manevra cihazları vesaire. Yani ana düşünce şu şekilde. Bilgiyle anlayış mümkün hale gelir ve anlayışla özgürlük mümkün olur. Formülümüz bu. Ve hikayenin başında bu formül şu şekilde uygulanıyordu. Duvarların dışına çıkıp devlere saldırarak onlar hakkında toplayacağımız bilgiyle onları daha iyi anlayabilir ve bu sayede hepsini yok ederek özgürlüğe ulaşabiliriz. Hikaye ilerledikçe yani karakterlerin elindeki bilgiler arttıkça doğal olarak formülün uygulanışının sürekli değiştiğini gördük. Ancak prensibin formülün özü hep aynı kaldı. Kaldı kalmasına da keşif timinin bu prensibini benimseyen kaç kişi gördük? Kimler bunu yanlış uyguladı? Aslına bakarsanız yazar Keşif Timi ve Özgürlüğün Kanatları bölümüyle beraber özgürlüğe gideceğini söylemiş olduğu bu yolu parça parça ele aldı. Çünkü insanların özgürlük tanımlarının değişebileceğini, buna ulaşmak için izleyecekleri yolların farklı olabileceğini göstermek istedi. Bu formülün doğru olduğunu anlatmak için yanlışları bir bir eledi ve Keşif Timi yani özgürlüğün kanatlarını takmak isteyen bu kişilerin kumandanlarıyla bu farklılıkları irdeledi. Part 3 Savaş Bildiğiniz üzere hikayenin ilk bölümünden beri keşif timini görüyoruz. Duvarların içinde çiftlik hayvanı gibi yaşadıklarını düşünen Eren bunun değişmesi için uğraşan kişilere katılmak istiyor. Ve daha ilk bölümde hikayesel olarak daha sonra gelecek olan muazzam devin ortaya çıkışının hemen ardından keşif timini alıyoruz. Özgürlüğün kanatlarını görüyor ve kumandanın emirlerini duyuyoruz. Düşmanın karşıda olduğunu söylüyor. Ne pahasına olursa olsun yok etmelerini emrediyor. Bu sayede duvarların dışında ilk kez üs kuracaklar. Saldırı formasyonunu almalarını söylüyor ve düşmanı öldürürken insanlığın gücünü tat bakalım diye bağırdıklarını alıyoruz. Evet, hikaye aynen bu şekilde açılıyor. Formülün yanlış uygulamasıyla. Komutanımız Keith Shadis ki 3. sezonda kendisine bir bölüm ayrılıyor. Bu bölümde onun kim olduğunu alıyoruz. Duvarların içinde yaşayıp da bundan memnun olanlara aynı birinci bölümde Eren'in baktığı gibi bakıyor. Biz duvarların içine hapsedildik. Herkese yetecek kadar yemek ve alkol olduğu sürece çoğunun bununla bir problemi yok. Hayatları boyunca dünyanın ne kadar büyük olduğunu bile sorgulamıyorlar. Ben dünyanın ne kadar büyük olduğunu görmek için hayatımı riske atıyorum. Bu konuşmada Grisha onu övüyor. Seçkin biri olduğunu, özel olduğunu söylüyor ve Keith de böyle düşünüyor. Keşif timi seferlerinden eli boş döndükçe kendisi, yani seçkin kişi komutanı olsaydı ne büyük başarılar kazanacaklarını düşünüyor. O sırada komutan olan kişiyi paylıyorlar. Bu kadar ölüme rağmen duvarların dışında üst kurmayı beceremediğini söylüyorlar. Ardından keşif timinin komutanı oluyor. Keşfe çıkmadan önce animede atlanan ancak burada anlatılan şey için çok önemli bir şey gerçekleşiyor. Erwin Keith'e bir strateji sunuyor. Keşif düzenini anlatıp devlerle savaşmadan ilerleyebileceklerini söylüyor. Ancak Keith savaşmadan mı? Kendin kumandan olunca uygularsın diyerek bu fikri bir kenara itiyor. Dışarı çıkıp o üssü kurmaya çalışıyor. Elbette kuramıyor. Ağır kayıplar veriyorlar. Keşke savaşacak daha fazla adamım olsaydı diye düşünüyor. Geri çekilmek zorunda kalıyor. Tekrar ve tekrar deniyor. Ardından birinci bölümde Eren'le beraber keşif timinin döndüğünü görüyoruz. Yine kırılmışlar. Yine ağır kayıplar verilmiş. Ve oğlunu kaybeden bir anne oğlunun bir işe yaradığını duymak istediğinde ona bunu söylemek istiyor. Ama bu doğru değil oğlu bir iki dev öldürmüş olsa bile nasıl ürediklerini, hangi hızla ürediklerini, ne kadar olduklarını bilmediği için şimdiye kadar yaptığı her şeyin, emrinde ölen herkesin hiçbir şeye yaramadığını anlıyor. Ve bu anda bağırarak verdiğimiz kayıplara rağmen onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz diyor. Ardından komutayı Erwin'e bırakıyor. Evet Keith'le beraber formülün ilk aşamasına bile gelmemiş bulunmaktayız. Kendisi özgürlüğe ulaşmak istiyor. Bu duvarların içerisinde yaşayan insanları aynı Eren gibi çiftlik hayvanı olarak görüyor ve dışarı çıkmak istiyor. Dışarıda devler var ve eğer onlarla savaşır, onları yenerse özgürlüğün geleceğini düşünüyor. Eren'in stratejisini bu yüzden reddediyor. Savaşmayın mı diyorsun? Tepkisi bu yüzden. Keith'e göre özgürlüğe giden yol savaşmaktan geçiyordu ve hikaye yani yazar onun bu düşüncesini bir kere bile ödüllendirmedi. Üssü kurma girişiminde Keşke savaşacak daha fazla adamım olsaydı diye düşündü. Evet, özgürlüğü istiyordu ama ona ulaşmak için izlediği yol yanlıştı. Keşif timinin prensibini benimsememişti. Bu yüzden özgürlüğün kanatlarını çıkardı ve hikayenin büyük bir kısmı boyunca onları bir daha giymedi. Part 4. Bilgi. Keşif timini ilk gördüğümüzde komuta kiefle olsa dahi onlarla asıl tanıştığımız an başta Erwin var. Ve Keith'in aksine Erwin özgürlüğe giden yolun kilidini açacak olan şeye sahip. Bilgiye duyulan açlık. Daha ilk karşılaştığımız sahnede Eren'i sorguluyor. Bilgi almaya çalışıyor. Karanlıkta olduklarını söyleyip aydınlığa gidecek yolun böyle böyle olması gerektiğini gösteriyor. Erwin'in bilgiye duyduğu açlık çocukluğunda başladı. Aynı zamanda öğretmeni olan babasına derste bir soru sordu. Babası bunu normalde yanıtlayacağı şekilde yanıtladı. Ancak eve geldiklerinde ona gerçek düşüncesini aktardı. Duvarların içine geldiklerinde insanların hafızasının silindiğini bu sayede daha kolay kontrol edildiklerini düşünüyormuş. Erwin bunu başka çocuklara anlatınca sorgulanmış ve o gün babası ölmüş. Yıllar boyunca belki bu sırrı saklamak için geçerli bir sebepleri vardır diye düşünen Erwin bu insanların sadece kendi evlerini, konumlarını korumak için bunu yaptıklarını anlamış. İşte o günden beri babasının bu teorisini Duvarların dışında aslında insanların yaşadığı ve hafızalarının silindiğini herkese göstermek hayattaki amacı olmuş. Babasının ölümüne sebep olduğunu düşündüğü için de bu bir takıntı haline geldi. Yani içinde bulundukları durumu düşünün. En ufak bir adım dahi bir sürü insanın ölümüyle atılıyor. Böyle çaresiz ve karanlık bir durumda ilerleme arzusunu korumak bile zorken Erwin bu insanların lideri oluyor. Verilen her kaybın omuzlarına yükleneceğini bilerek en ufak hatasında onlarca insanın ölebileceğini bilerek bu sorumluluğu üstleniyor. Ve ne olursa olsun ilerlemeye devam ediyor. Keith gibi öyle körce saldırmıyor da devlerle savaşmak ikinci plan bile değil. Keşif düzeni ve benzeri taktikleri hep gerekmediği sürece savaşmaktan kaçınmak üzerine bilgi toplamak, bilgiye ulaşmak istiyor. Aynı zamanda bilginin önüne geçmeye çalışanları, ulaştıkları bilgileri ellerinden alabilecek olanları gerçek düşman olarak görüyor. Başta Titan Shifter'lardan birini yakalamak için Bodrum'a gidiyormuş gibi açıklama yaptı. Onları direkt öldürmek için değil, bilgiye ulaşmak için. Yoksa Annie onları kovalarken Levi'yi salsan zaten 10 saniyede paket edecek. Annie'yi yakaladılar ama Titan gücünün sınırlarına dair pek bir şey bilmedikleri için yine bilgisizlikten ellerinden kaçtı. Ardından tekrar yakaladılar ama kendini bilgi çekemeyecekleri bir kozaya kapattı. Sonrasında Eren kaçırıldı ve Erwin onu geri alabilmek için her şeyi verdi. Bir dev kolunu ısırmışken hala ilerleyin diye bağırıyordu. Ve başardılar. Erin'i geri aldılar. Şimdi burada durup Erwin için özgürlüğün ne anlama geldiğine bakalım. Özgürlüğün kanatları yani keşif mi onun için ne anlama geliyor? Yine yaptıklarından bunu çıkarabiliriz ama yazar Erwin'e direkt bunu söyletiyor. Vol Maria'yı geri alma operasyonundan önce Levi ve Hange'nin olduğu bir grupla konuşurken Eren'in evinin bodrumunda dünyanın anıları olduğunu umduğunu söylüyor. Ama bu konuda düşünmek fazla bir şey sağlamayacak. Bodrum'da ne olduğunu bilmek ister misiniz? Gidip kendimiz görelim. Biz keşif miyiz? İşimiz bu. Çocukken insanların elinden hafızalarının bilgilerinin çalındığını öğrendi. Gerçeğe dair bir düşüncesi olan, sorgulayan babasının öldürüldüğüne şahit oldu ve o günden beri bilgiye aç. Çünkü buna ulaşmak istese dahi önüne engeller koyuluyordu. Bilgiden mahrum kalmıştı. Bir kafesteydi adeta ve demirleri söküp uçmak istiyordu. Erwin için özgürlük bilgiye erişmekti. Bilgiye erişmek ve bunun çalınmasını engellemekti. Bu bilgiyle ne yapılacağı değil, bilgiden sonra gelen anlayış değil. Erwin, keşif timinin prensibi, formülü dediğimiz yazarın seride özgürlüğe giden yol olarak sunduğu şeye uymuyordu. Biz keşif timiyiz, işimiz bu dedikten sonra Levi ile aralarında bir konuşma geçti. Ve bu konuşma Erwin'in bu prensibe uymadığının net bir göstergesi oldu. Surmaria'yı aldıktan sonra ne yapacaksın? İlk önce bir savunma planı geleceğini tahmin ediyorum ama ondan sonra ne geliyor? Tehditleri ortadan kaldırmak. Duvarların dışında devlerin hepimizi yemesini isteyen birileri var gibi görünüyor. Kim olduğunun cevabının o bodrumda olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu bakış açısı bilgiden anlayışa, anlayıştan özgürlüğe giden bir bakış açısı değil. Çünkü zaten ilk aşama olan bilgiye erişmek ve onu korumak Erwin için özgürlüğün ta kendisi. Bu konuşmanın devamında normalde kolu olmayan birinin bu göreve gitmemesi gerektiğini söylerdim." diyor. "Ama o bilgiye erişmemiz gerekiyor ve ben orada olursam bunu yapma şansımız artar." Levi, "Bu gerçeğe ulaştıkları an orada olmasının bacaklarından daha mı önemli olduğunu sorduğunda, "Evet." diyor. "İnsanlığın zaferinden de mi önemli?" "Evet." Çünkü ona göre o anda özgür olmuş olacak. Şimdi Eren'in kaçırılması ve onu geri almaya çalışan Erwin'in kolu kopmasına rağmen ilerleyin diye vardığı ana dönebiliriz. Bu sahnenin ardından gelen sezonlarda Erwin'in o bencil isteğiyle çeliştiğini düşünenler var. Hani bu adam bilgiye, bu dünyanın gerçeğine ulaşmak istiyordu? Bilgiye ulaşmak insanlığın zaferinden daha önemliydi falan. Orada ölebilir ama Eren'i kurtarın diye bağırıyor. Erwin'in olayı söylediğim gibi bilgiye ulaşmak ve onu korumak. Özgürlük eşittir bilgi diye bakıyor ve bu bilgiye ulaşmak için kolunu, bacağını, yüzlerce askeri feda edebilir. Kendi hayatını riske edebilir. Ortada bu bilgiye ulaşması için en iyi şans, bu yolda kullanabileceği en büyük güç ellerinden alınıyor. Eren yoksa o bodruma gitme şansı zaten yok. Ve bunu kavradığımız zaman az önceki çelişki denilen veya çelişki gibi gelebilecek olan her şeyi çözecek konuya gelmiş alıyoruz. Erwin o sırada keşif için olabilecek en iyi komutandı. Bodrum'a girilene kadar Keşif başında ondan daha iyi biri olamazdı. Çünkü keşif olayı eğer anlayışsa, formüle göre anlayış, bilgi olmadan mümkün değil. Ve Keith gibi birinin aksine Erwin gereksiz savaştan kaçınan, bilginin peşinde koşan biriydi. Duvarların içindeki düşmanları indirdi ki ulaşacakları bilgiler güvende olsun. Savaşmak gerektiğinde de muazzam bir komutan olduğu için olabilecek en efektif şekilde savaşmalarını sağladı. Yani bilginin olmadığı bu karanlık yere gerçekten de ışık getirdi. Anlayışı mümkün kıldı. Erwin'in amacı insanlığın kurtuluşuna giden yolun ilk aşaması olduğu için zaten onun ilk sezonlarda yaptığı bazı hamleler bazı takipçilere sanki tamamen insanlığın kurtuluşu adına yapılıyormuş gibi geldi. Ölürken de kendisi özgürlüğe ulaşsın diye kaç kişinin öldüğünü fark etti. Ve diğerleri Bodrum'a gidebilsin diye önceden bu uğurda kendisi için ölüme yolladığı askerlerden biri olması gerektiğini anladı. Ancak bütün bunlar Bodrum'a girdikten sonrası için Erwin'in bu göreve uygun olmadığını gösteriyor. Levi'nin yaptığı seçimi etkileyen şeylerden biri onunla özelde yaptığı konuşmaydı. Erwin'in olayının o bilgiye ulaşmaktan sonrasını kapsamadığını biliyordu. Ama Armin'in olayı asıl buradan sonra yükselişe geçiyordu. Bunu kavradığımızda burada yapılması gereken seçimin doğru seçimin Armin olduğunu anlıyoruz. Hazır seçim demişken bir sonraki parta geçelim. Part 5. Dürüstlük ve seçim. Erwin'den sonra gelen kumandan aynen Erwin'in yaşarken de söylediği gibi Hange oldu. Ve bu süreç içerisinde bilgi toplamaya devam edildi. Erwin zamanındaki kadar zor olmadı ama Hange'nin anlayış için bilgi topladığı açıktı. Adaya gelen geminin karşısına çıkıp konuşmak istediklerini söyledi. Ve bunu reddetmelerinin önüne geçmek için Eren orada duruyordu. Ama zaten Yelena ve adamları sayesinde onlara bilgi vermeye gelen kişiler vardı. Ve Hange toplayabileceği bütün bilgileri topladı mühendislerle görüştü ve başta ona şeytanmış gibi davranan kişilerle bir anlayış yakaladı. Onun ilgisini, bakış açısını anlamalarını sağladı. Artık bundan zevk alarak anlatmaya, güzel şeylere doğru beraber ilerlemeye başladılar. Armin de bilgilerini paylaşmak istemeleri ne kadar güzel diye düşündü. Ancak bu partta odaklanacağımız kişi Hanci değil. Ona sonra geleceğiz. Çünkü bu sıralarda keşif timinin sadece bir kumandanı yoktu. Başka bir fraksiyonun başında olan, kendi özgürlüğe gidiş prensibine sahip olan insanların takip ettiği bir lider vardı. Yeagerist fraksiyonunun başındaki kişi yani Flock Forster. Şimdi söyleyeceğim şey bazılarını kızdıracak ama Flock, Erwin'in bir üst modeli. Çünkü Erwin bilgiye ulaşmak ve ona sahip olmayı özgürlük olarak alırken, Flock bilgiye ulaşarak yapılacak seçimin özgürlük olduğunu düşünüyor. Ortada yine anlayış eksik. Anlayış olmadan yapılacak bir seçimin özgürlüğü getireceğine inanıyor. İçinde bulunduğun durumu ve kendi tarafındakileri anlamakla Hanji ve Armin ile anlatılan anlayış arasında fark var. Karşıdakinin perspektifinden bakmayı içermeyen, sadece kendi durduğun konumu tam olarak kavramak ve bundan sonra seçim yapmanın özgürlüğe ulaştıracağını düşünüyor. Erwin ile aynı kapıya çıkıyor gibi görülebilir. Çünkü Erwin bilgiye ulaştıktan sonra durmayacaktı. Savaşacaktı. Ancak hali hazırda ulaştığını düşündüğü özgürlüğü korumak için. Phlox formüldeki anlayışı reddedip bilgiden sonra direkt özgürlüğe ulaşmak adına savaşıyor. Peki Flok'u böyle yapan şey ne? Bunu anlamak için karaktere bakmak lazım ve Flok'u irdelerken Erwin ve Jean'dan bahsetmemek olmaz. Jean'ı ilk gördüğümüz an eğitimin başlangıcı. Keith sırayla kim olduklarını ve neden geldiklerini soruyor. Onlara bağırıyor ve aşağılıyor. Sasha hariç herkes ondan korkuyor ve verilen cevaplar benzer. Aldıkları karşılık da öyle. Ancak Keith, Jean'ın neden askere katıldığını sorunca, Jean, askeri polise katılıp iç duvarda rahat bir hayat sürmek için, diyor. Burada verilmesi gereken cevap belliyken, söyleyeceği şey başına dert açabilecekken dürüst davranıyor. Gerçekten de bu yüzden geldi. Ve akşam olduğunda konuşurlarken ilk söylediği şeylerden biri, kendisinin dürüst olduğu, kendini tanımlayış şekli, ne hissediyorsa dürüstçe söyleyen biri olduğu. Bu sözlerin nasıl bir şeye sebep olacağını umursamayan dürüst bir insan. Ancak hikayenin devamında bu değişiyor. Düşündüğü şeyi dürüstçe söyleyen biriyle tartışmaya başlıyor. Hikayede bu iki karakter sürekli yan yana ve karşı karşıya koyuluyor. Çünkü Jean değişti ve eskiden bu kişiydi. Yani Flock'tu. İkisinin de ilk kez devlere karşı savaşacakları an verdikleri tepkilere bakın. Eğilip elleriyle yüzünü kapatıp her şeyin çok kötü gideceğini düşünüyorlar hatta kesin öleceklerini düşünerek savaşarak ölmenin anlamsızlığına parmak basıyorlar. İkisi de kendisinin zayıf olduğunu düşünüp eğer böyle olacağını bilsem baştan bunu seçmezdim diye düşünüyor. Ancak Jean hikaye boyunca baya değişiyor. Bu söylediğim şeyler hep hikayenin başındaki Jean'ın görüşleri. Zaten bu yüzden onun eski halini yanına koyan yazar ne kadar değiştiğini göstermek istiyor. Ve bunu en net verdiği yer cenaze sahnesi. Çünkü bu sahnede Flock dürüstçe davranıp ne düşünüyorsa onu söylüyor ve Jean onu bunu yaptı diye azarlamaya başlıyor. Hiçle konuşan Flock Marlow'un son anda kadar savaştığını söylüyor. Ancak son anda büyük ihtimalle orada olmaktan bu seçimi yapmaktan pişman olmuştur diye ekliyor. Hiç üzülüp gittiğinde Jean sinirlenip bunu neden yaptın diye soruyor ve Flock çünkü birilerinin gerçeği söylemesi lazım diyor. Ardından Armin'in yüzüne karşı seçilmesi gereken kişinin Erwin olduğunu söylüyor. Tartışma başlıyor ve yine Jean araya girip bunu burada cenazede yapmamasını söylüyor. Ardından Flock ne cenazesi ne madalyası diyerek bunun yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü bu insanlara cenaze düzenleyip onları tırnak içinde onurlandırmak ve geri dönenlere madalya vermek bu ölümleri romantize etmek oluyor. Kendisi gibi başka insanların da gerçeği ölümle burun buruna geldiklerinde ne hissedeceklerini bilmeden keşif timine katılmasını istemiyor. Kahramanca öldüler denerek son anlarında ne hissetmiş olduklarının katılacak herkesçe bilinmesini, bu acı gerçeğin üstünün madalya ve onurlar için düzenlenen cenazelerle kapatılmasını istemiyor. İşte Flok'un bilgiye, gerçeğe olan arzusu burada, da başladı. Kahraman keşif timinin kahramanlıklarına katılacağını düşünüyordu ama ölecek bir et parçası olarak kullanıldıklarını gördü. Son anında yanındaki askerlerin büyük ihtimalle bundan pişman olduklarını anladı. Başta bunu yanlış, şeytanca buldu. Ama sonra sonuçları gördü. Beast Titan'ın onlara ölüm saçan devin indirildiğini ve amaca ulaşıldığını gördü. Ardından anladı. Şeytan gibi düşmanlarla savaşırken şeytanca davranmalısın. Evet de bir yanlışa çıktı çünkü anlayışı reddediyordu. Burada anlayış var. Ama baştan beri konuştuğumuz ve ileride konuşacağımız anlayış değil. Flock sadece kendi tarafının perspektifini anladı. Yanında savaştığı insanların perspektifini, savaşmayı seçecek kişilerin perspektifini anladı. Hancinin bahsettiği ve formüldeki anlayış hem bunu hem de asıl önemli olan yani karşı tarafı anlamayı kapsıyor. Yani bu süreçten geçen Flock kendi tarafı için bilginin, gerçeğin savunucusu oldu ve insanların tüm resmi bilerek, her şeyi bilerek seçim yapmasını isteyen birine dönüştü. Yeageristleri toplarken her birine onların neyin beklediğini anlattı. İnsanların ne için ölmeyi seçtiklerini bilmesini istedi. Eldiaş'ın kalplerini feda etmelerini istedi. Yani evet, Flock faşist biri ama her an karşılaşabileceğiniz bir türü değil. Halkı kandırmıyor. Flock bunu yapmayacak bir faşist. Hatta bunun tam tersini savunuyor. Flock'un, Yeagerist'lerin kumandanı olduğu dönem gerçekten de saldırı tehlikesi altında oldukları bir dönem. Gerçekten de insanların savaşa gitmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak bunu savaşın gerçeklerini bilerek seçmelerini istiyor. Bir ulus oluşturmaya çalışıyor çünkü duvarların içerisindekilerin 4 sene öncesine kadar hiçbir şeyden haberi yoktu. Bunu da ulusalcı söylemlerde bulunarak ve kuşanacakları bir kimlik sunarak yapmaya çalışıyor. Kalplerini feda etmeyi seçebilecekleri bir ulus olmalarını Eldia İmparatorluğunu benimsemelerini istiyor. İşte dördüncü sezonda izlediğimiz Flok tam olarak bunun peşinde. Eren'in hapsedildiği haberini bu yüzden yayıyor. Savaşa girdiler ve Flock'a göre Eren onlar için savaştı. Ama bu yüzden hapsedildi. Halkı galeyana getirecek bu bilgiyi yaydı çünkü birincisi gizli kalmasını istemiyor. İnsanların bunu bilerek seçim yapmasını istiyor. Ve ikincisi bu yapacakları seçimin doğru olduğunu düşündüğü, özgürlüğe çıkacağını düşündüğü seçim olacağını düşünüyor. Ve onu takip edenler ona gerçekten inanıyor onu gerçekten bir lider olarak görüyorlar. Bu noktada Flock'la olabilecek en uzak karakterlerden birinin söylediği sözlere bakalım. Sen güçlü biri değilsin ve bu yüzden zayıfları anlayabiliyorsun. Bu sözler Marco'ya ait. Jean'ın neden iyi bir lider olacağından bahsederken onun zayıfları anlayan biri olduğunu söylüyor. Ancak bu sözler 4. sezondaki Jean için geçerli değil. Çünkü o noktadaki Jean artık güçlülerden biri. Keşif timindeki en elit askerlerden, en tecrübelilerden biri. Janın eski hali olan Flok'sa, cenazede söyledikleriyle olsun, sonrasında askerlerle beraber coşması olsun, sıradan askerleri en iyi anlayan kişi oluyor. Yani özetle, Flok bir çeşit anlayışa sahip. Ancak bu, karşı tarafı değil, kendi tarafını kapsayan bir anlayış. Formüldeki en önemli kısmı atlayan bir anlayış. Bu yüzden, özgürlüğe gidemiyor. Ve Shiganshina'da Erwin'e hayranlık duyan Flok, onun bir kopyası oluyor. Mangadaki şu panellere bakın. Flock ve Erwin'in aynı şekilde yaralandığı, aynı şekilde öldüğü, askerleri neredeyse aynı şekilde gaza getirdiklerini veriyor. Çünkü başta söylediğim gibi, neredeyse aynı kapıya çıkan bir özgürlük anlayışına sahipler. Part 6. Anlayış. Eğer anlayışın serinin merkezi teması olduğunu ve tekrar ele alındığında özünün iyi olduğunu anlatan bir hikayemiz varsa, hikaye boyunca anlayış temasının işleniyor olması lazım. Her olayda bir açıdan anlayışın ele alınıyor olması lazım. Ve baktığımızda öyle olduğunu görüyoruz. Anlayışla gelen hamleler veya anlamaya çalışmak her zaman pozitif sonuçlara çıkıyor. Anlayışı reddeden ve gözünü kan bürümüş şekilde nefretle yapılan hamleler her zaman negatif sonuçlar veriyor. Hikayenin başlangıcında çoğu karakter devlerden nefret ediyor ve kör bir şekilde saldırıyordu. Bu neredeyse hiçbir zaman iyi sonuçlanmadı. Keşif timinin anlamını bilmeyen bir keşif timi askeri sadece güç ve azimle onları yenebileceğini düşünüp saldırabilir. Sonucunda birkaç dev indirse bile ölür. Bunun aksine savaşmaktan kaçınarak bilgi toplayan Erwin'in keşif formasyonu başarı oranını tavan yaptırırken kayıpları minimuma indiriyor. Bilgi toplayıp onları daha iyi nasıl yenebileceğini düşünmenin daha iyi olduğu aşikar. Hanci eskiden o kör eden nefretle doluydu dostları tekrar ve tekrar onlar tarafından yenirken bu hisse kapılmamak zor ama bir gün bir devi öldürüp de kafasını tekmelerken kafanın ne kadar hafif olduğunu fark edip bilimsel bir merak duydu. Bu merakla başlayan bilgi arayışı, anlama arayışı Hancı'yı bildiğimiz Hancı yaptı. Onun bilimsel araştırmalarının keşif timinin amaçlarına ne kadar yardımcı olduğunu biliyorsunuz işte. Yakaladıkları devlerin karşısına geçip onlarla konuşmaya çalışıp onları anlamaya çalıştığı sahneler boşuna verilmedi. Hanji bomboş savaşıp ölen başka bir asker gibi olabilirdi. Ama anlayış için dinmek bilmeyen o azmi onun çok daha faydalı biri olmasını sağladı. Ve hikayedeki neredeyse her şeyi teker teker ele alsak da aynı şeye çıktığımızı görebilirsiniz. Ama bunu çok daha güzel ve kısa bir yoldan yapalım. Eren ve Armin'i ele alıp Armin'in nasıl da keşif timinin prensibine uyduğunu ve Eren'in uymadığını görelim. Birinci bölümden son bölüme kadar bunu görebiliyoruz. Eren ve Armin neredeyse aynı noktada başlıyorlar. İkisi de duvarların koyduğu sınırlardan hoşlanmayan ve özgür olmak isteyen kişiler. İkisi de duvarların dışına çıkıp dünyayı görmek istiyor. Ancak burada ufak bir fark var. Ve bu fark daha geçen öğrendiğim üzere yazar tarafından da onaylanmış. Normalde burada farkı anlatmak için karakterlerden bahsedecektim. Ama madem yazarın kendisi anlatmış direkt ondan dinleyelim. İşin gerçeği Eren kendini denize o kadar da adamış değil. Eren ve Armin, duvarların dışındaki dünya hayalini paylaştıkları için çok iyi arkadaş olmalarına rağmen, bu hayalin özünde ufak farklar var. Armin, bilgiye duyulan meraka sahipti ve "Denizi görmek istiyorum." düşüncesine sarılıyordu. Diğer yandan Eren bunu, "Evet, deniz var ama onu görecek özgürlüğe sahip değiliz." olarak alıp içerliyordu. Denizin kendisine bir ilgi duymuyordu. Hikaye boyunca Eren'in içine girdiği durumlar değiştikçe, denize olan ilgisi de gittikçe azaldı. Burada sahile geldiklerinde Eren'in denizle değil düşmanlarla ilgilendiğini anlatmaya devam eden yazar zaten bunları söylemese de Armin'in tuttuğu deniz kabuğuyla ilgilenmeyip düşmanları gösteren Eren'le zaten bunu vermişti. Bu farklılık başta anlaşılmıyor. Hayalleri aynıymış gibi duran ve duvarların dışına çıkan askerlere katılan kişiler bunlar sonuçta. Armin de sevdiği kişileri kaybetmesine rağmen öfkeyle gözü kör olmuyor ama annesi bir dev tarafından yenen Eren Armin'i iterek o hayvanların hepsini öldüreceğini söylüyor. Duvarların dışına çıkma arzusunu bile bastıran bir nefret ve öfkeyle doluyor. Ama birinci bölümde bile aralarındaki anlayış farkı görülebiliyor. Eren duvarların içinde kalıp bundan memnun olan herkesi aptal olarak görüp onlara karşı bile öfke beslerken Armin onların bakış açısını anlıyor Duvarların içerisinde devlerle karşılaşmadan yaşadıkları için dışarı çıkanları duyduklarında korktuklarını, dışarı çıkanlar varsa devlerin de içeri girebileceğini düşündüklerini söylüyor. Armin bizim gibi düşünmeyenler dediği kişileri anlamaya çalışırken, Eren onlara karşı öfkeleniyor. Daha birinci bölümden kimin gerçek anlamda keşif timinin prensibine uyduğu verilmiş oluyor ve hikayenin devamında bunu çok daha net alıyoruz. Eren'in hamlelerinden kötü sonuçlar doğuranların hepsi öfke ve anlayışı reddetmekle yapılıyor. Ama iyi sonuçlar doğuran hamlelerinin hepsi de dış dünyayı görmek olarak verilen o temiz, saf düşünceyi hatırlamasıyla geliyor. Mesela Trost savunmasında daha çaylak olmasına rağmen sadece azimle onları yenebileceğini düşünerek kör eden bir nefretle hareket ederek devlere saldırıyor. Arkadaşlarını da gaza getirip peşine takıyor ve hepsi devler tarafından yeniyor. Nefretle hareket edip ulaştığı sonuç bu Ardından o temiz düşünceyi hatırlıyor. Armin'i tutup devin ağzından çıkarıyor. Onu kurtarıyor ve o sırada denizi görmekten bahsediyor. Ardından yine Trost da deve dönüştükten sonra öfkeyle hareket ediyor. Görev neredeyse başarısız olacakken Armin gelip dış dünyayı görmekten bahsedince kendine geliyor. O sırada devlere falan saldırmıyor. Nefretle hareket etmeyip açılan deliği kapatıyor. Ardından Ani geliyor öfkelenip saldırıyor ve kaybediyor. Sonrasında Annie'yi surların içinde yakalamaya çalışıyorlar ve yine öfkelenip tüm dünyayı yok edeceğini söyleyerek neredeyse onu öldürüyor. Ama bilgi almaya çalıştıkları kişiyi öldürmeden önce Levi araya giriyor. Burada Armin ve Annie'yi de konuşmamız lazım. Çünkü Armin anlamaya çalışıyor. Annie ile konuşmaya çalışıyor. Bunu konuşalım diyor. Peki bu hamle neden kötü sonuç veriyor? Çünkü prensibe göre anlayış bilgi olmadan mümkün değil. Armin o sırada Annie ve dış dünya hakkında içinde bulundukları konum hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bu yüzden anlayışa ulaşılamıyor. Tabi aynı sahne içerisinde Annie de anlayışı reddetmiş oluyor. Çünkü bilgi seviyesini eşitleyebilir ve bunu reddettiği için günün sonunda kaybediyor. Ardından Reiner ve Berthold geliyor. Kaçırılan Eren onları anlamaya çalışmıyor. Ymir bile Eren'in içinde bulunduğu durum hakkında en ufak fikri olmadığı halde öfkeyle bağırıp çağırdığını görünce duvarın içindekiler için umudu kaybediyor. Son bir örneğe bakalım istiyorum. Shiganshina'ya dönüş arkında Armin Bertolt'a konuşalım diyor. Anlayışa ulaşmaya çalışıyor. Ancak yine Ani ile aynı duvara toslamış oluyor. Bilgi olmadan anlayış mümkün değil. Ve Bertolt da yine aynı Ani gibi anlayışı reddediyor. Bilgiyi paylaşabilir, konuşabilirdi ama onları öldürmesi gerektiğine ikna olmuştu ve aynı ark içerisinde anlayışı reddettiği için burada ölen tek savaşçı kendisi oldu ve bu arkta Eren bir başarıya imza attı ve bu sahne gerçekten aşırı önemli çünkü yazar yine direkt çıkıp neyin ne olduğunu söylemiş oluyor kavrulmuş Armin'i kurtarmaya çalışan Eren dünyayı kurtaracak olan kişinin ne kendisi ne de Erwin olmadığını Armin olduğunu söylüyor denizi görmekle ilgili o temiz hayali hatırlayan Eren ama bu Çocukken kurduğumuz bir hayaldi. Ben bunu çoktan unutmuştum. İçimde kalan tek şey nefretti. Annemin intikamını almak, titanları yok etmek. Ama Armin böyle değil. Tek bildiği şey savaşmak değil. Hayalleri var. Yani yazar zaten o konuştuğumuz şeyi yine göstermiş olmakla kalmıyor. Üstüne burada yine o temiz hayale odaklanan Eren'in başarılı olduğunu veriyor. Armin'i ikinci kez ölümden kurtardı ve ikisinde de aynı hayali hatırlıyordu. Ardından Bodrum geldi. Artık bilgi açısından dünyanın geri kalanıyla neredeyse eşit hale geldiler. Ama Eren, Historia'nın elini öptüğünde bilgi anlamında herkesten öteye geçti. Ve anlayışı reddetme sırası onda oldu. Şimdi, normalde bu nokta bayağı uzar. Eren'in anlayışı tam olarak reddetmediğini konuşmaya başlarsak, bir saat Eren konuşmamız gerekir. Eren, karşı tarafı da anlıyor. Reiner'la konuşmasında bunu çok net şekilde alıyoruz. Duvarın ötesindeki herkesi düşman olarak görmüştüm evet... Ancak denizi geçtim ve düşman dediğim kişilerin bizimle aynı olduğunu anladım. Bu sözler karşı tarafın perspektifinden bakabildiğini gösteriyor. Ancak ortak anlayışı reddediyor. Bunun mümkün olmadığına çıkıyor. Ben karşı tarafı anlıyorum ancak onlar bizi asla anlayamazlar diye düşünüyor. Paradistekileri şeytan olarak gören bu kişilere anlayış kazandırmanın neredeyse imkansız olduğunu düşünüyor. Eren'e göre daha kolay bir yol var. O hayvanların hepsini öldürmek anlayış kazandırmaya çalışmak yerine anlayış kazanması gereken kimseyi bırakmamak. Bu noktada Keith Shadis'e dönmüş oluyoruz. Eren ve Keith savaş yoluyla özgürlüğe çıkılacağını düşünen kişiler. Hatta Keith'in kucağında bebek Eren'i tutan Carla ile konuşmasına bakarsanız ikisinin aynı sözleri söyleyen aynı mentalitedeki kişiler olduğunu görebilirsiniz. Carla bunu ölene kadar devam mı ettireceksin diye sorduğunda Keith şunları söylüyor. Çoğu insanın neden hiçbir şey başarmadan yaşayıp öldüğünü biliyor musun? Hayal güçlerini kaybettikleri için. Dünyayı bırakacakları tek şeyin sıçtıkları bok olduğundan utanmadan, hayallerinden memnun bir şekilde hayatlarını harcıyorlar. Böyle insanlar çiftlik hayvanından farksız olup muazzam şeyler burunlarının dibinde olsa bile bunu fark etmezler. Bu sözler direkt Eren'in ağzından çıkmış gibi ve Eren, aynı Keith gibi dışarıdaki düşmanları temizlerse özgürlüğe ulaşacağını düşünüyor. Üçüncü sezonun sonunda söylediği cümle direkt bu zaten. Ama Armin böyle değil. Hanji böyle değil. Ve onlar keşif timinin prensibine en iyi uyan kişiler. Ancak hikaye boyunca sadece onlar uyuyor da değil. Fandom'ın Alliance dediği, Eren'i durdurmaya çalışan ve zar zor da olsa bunda başarılı olan gruptaki herkes bu prensibe uyuyor. Hikayenin başında prensibin uygulanış şekli şuydu. Duvarların dışına çıkıp devlerle savaşarak onlar hakkında toplayacağımız bilgiyle onları daha iyi anlayabilir ve bu sayede hepsini yok ederek özgürlüğe ulaşabiliriz. Ancak konuştuğumuz üzere bu yanlış bir uygulamaydı ve bilgisizlikten geliyordu. Alliance oluştuğu sırada ise ellerinde yeterli bilgi vardı ve formülün uygulanışı şuna evrilmiş oldu: Dünyamız ve içinde bulunduğumuz durum hakkında eşit bilgiye sahip olduğumuza göre anlayış mümkün ve karşılıklı anlayış herkesin birbirine yardım etmesine ve gereksiz çatışmadan kaçınarak özgürlüğe yol açacak. Part 7 Alliance Yoldaşlık Şimdiye kadar formülün reddedilişi, yanlış uygulanışı veya parçalarının uygulanışını konuştuk. Şimdi ise Hanji ile beraber doğru uygulanışa geçelim. Hanji önceden de konuştuğumuz üzere meraklı birisi. Bilgiye aç ve bu yüzden bilgi ve anlayış ona çekici geliyor. Bu yüzden doğal olarak keşif timinin prensibine en iyi uyanlardan biri. Bu alandaki başarısını Alliance yani yoldaşlığın kuruluşunda çok net görebiliyoruz. Dünyayı kurtaracak olan hareketin ilk adımını atan kişi hangi oluyor. Magath ve Pekin karşısına çıkıp konuşmak istediğini söylüyor. Ardından herkesin oturup konuşmasını sağlıyor. Evet de bu konuşmada sorunlar çıkıyor. Öfkelenenler oluyor. Ama sonucunda hep beraber ilerleyebiliyorlar. Marco'nun bunu konuşmayı denemedik bile Sözleri üzerinden farklılıklarını, duruşlarını tartışıyorlar ve hikayenin başındaki gibi yoldaşmış gibi davranmak yerine gerçekten yoldaş oluyorlar. Hepsi Hanji'nin keşif dimi prensibine güvenerek hareket etmesi sayesinde oldu. Ve burada önemli olan nokta şu. Hikayede ilk kez paradis dışındaki kişiler keşif timine dahil olmuş oldu. Ve yazar karakterlerin giydiği şeylerle tekrar ve tekrar bunun altını çizdi. Pig, Gabi'yi kurtarmaya geldiğinden beri özgürlüğün kanatlarına kuşanmıştı. Orada ne Marley ne de Eldia için değil, devletler veya uluslar veya sınıflar için değil, yoldaşlarımla beraber hareket ediyorum demişti. Biz ve onlar şeklinde düşünmüyordu. Bu yüzden yoldaşlık oluşturulurken konuşmaya fazla girmedi ve son çatışmada da hala özgürlüğün kanatlarına kuşanmıştı. Magath konuşma sırasında hala Marley askeri üniformasına giyiyor ve konuşmadan sonra da bunu giymeye devam ediyor. Ne zaman ki gidip Armin, Jean, Mikasa ve Connie'den özür dileyip haksız olduğunu kabul ediyor, o zaman keşif timi üniformasını giyiyor. Hatta burada o sırada Marley'e ihanet etmiş olan Azuma Bitaları kurtarıyor. Çünkü artık o tarafta savaşmıyor. Yoldaşlarının yanında doğru dava için hareket ediyor. Ardından geride kalıp doğru dava ilerleyebilsin diye Yeagerist'lerle dolu bir treni patlatıyor. Bu sırada hala özgürlüğün kanatlarına kuşanmış. Ve yanında biri var. Keith ki kendisi hikaye boyunca gördüğümüz neredeyse her noktada eğitim üniformasını giyiyordu. Çünkü özel biri olduğunu düşünen ve düşmanları yok ederek bunu kanıtlamayı isteyen biriydi. Ancak şimdi doğru dava için bunu yaptığı bilinmeyecek olsa dahi harekete geçiyor ve ölürken özgürlüğün kanatlarını kuşanmış. Yıllarca öyleymiş gibi davranan Rainer sonunda gerçekten keşif timine katılmış oluyor. Üniformayı giymiyor ama manevra cihazını giyip özgürlüğün kanatlarında uçuyor. Ani de aynı şekilde. Başta yoldaşlığa katılmayı reddediyor ama ardından doğru dava için savaşmayı seçtiğinde kelimenin tam anlamıyla özgürlüğün kanatlarına biniyor ve şu sahnede resmen kanat çıkarmış gibi görünüyor. Keşif timine en az Armin kadar uyan bir başkası da elbette Falco. Daha hikayeye ilk geldiği anda bile bir savaştalar ve düşmanı anlamaya çalışıyor. Ardından paradislileri anlamaya çalışıyor ve anlayışa herkesten önce ulaşıyor. Hikaye boyunca Falco ile kuş metaforu yapılıyor. Rainer onu kurtardığında bir kuş gibi yumurtanın içerisinde. Ardından gel yardı yemeden önce yavru bir kuş gibi görünüyor. Sonrasında ilk kez dönüştüğünde biraz daha büyük bir kuşa benziyor ve en son özgürlüğün sembolü oluyor. Herkesi sırtlayıp kurtuluşa, özgürlüğe götüren kişi oluyor. Gabi de başta anlayışı reddedenlerden ama sonra paradislilerin canavar olarak gördüğü kişilerin önünde eğilip özür dileyip yardımlarını istiyor. O da tabi özgürlüğün kanatlarında yol alanlardan. Armin'in bu prensibe ne kadar uyduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Falco zaten Marley tarafındaki Armin'di. Armin ve Falco hikayelerinin başından beri en çok anlayışa sahip karakterlerdi ve gerçekten de dünyayı kurtaracak olan kişiler ne Erwin'ler ne de Erenler. Dünyayı kurtaracak olan kişi Armin ve Falco'lar. Part 8. Kapanış Hikayenin bitişiyle beraber bütün hikayenin üzerine kurulduğu şeyin anlayış olduğunu görebiliyoruz. Başta bunu göremiyorduk. Çünkü yeterince bilgi yoktu. Bilgi olmadan anlayış mümkün değil. Ve gerçek düşmanı konuştuğumuz videoda gerçek düşmanın bilgisizlik olduğunu görmüştük. Anlayışı imkansız kılan şey bilgisizlikti ve tüm hikaye yani tüm bilgi elimizdeyken anlayış mümkün hale geldi. Artık bu bilgiler ışığında anlayışla beraber hikayeyi istediğimiz gibi yorumlamakta özgürüz. Hikayenin olayı aynı ana karakteri gibi duvarları kırmaktı. Ama paradisi çevreleyen değil, bizleri ayıran nefret duvarını kırmaktı. Her ne kadar çatışma kaçınılmaz gibi görülse de, her ne kadar bu nefret döngüsü kırılmaz gibi gözükse de, bu duvarların ötesinde bir dünya olduğuna, bu cehennemin ardında bir cennet yattığına inanmamız isteniyor. Bu duvarları aşmak için konuşmamız gerektiğini, anlayışla yaklaşmamız gerektiğini anlatıyor. Sonuçta denizin karşısında, duvarların içerisinde ve dördüncü duvarın arkasında hepimiz aynıyız. Dünya gerçekten de zalim ve bu zalim dünyada insanların birbirini anlamasını istemek gerçekten o kadar uçuk bir istek mi? Kendimize ve çocuklarımıza bu ormanın dışında daha güzel bir hayat borçlu değil miyiz? O zaman özgürlüğün kanatlarını takalım ve bu zalim dünyayı olabilecek en güzel hale getirelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir daha Attack on Titan videosu yapar mıyım emin değilim. Konuşulması gereken çok konu var ama Buzu Ateş'in şarkısını incelemekten pek zaman bulamıyorum. Ve açıkçası video yapmak podcast yapmaktan kat be kat zor. Belki izlemeye göre ilerlemeye devam edebiliriz. Bu videoyu beğendiyseniz podcast'te de bir göz atmanızı öneririm. Onu da beğeneceğinizi düşünüyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.